Şimdi bir de kur meselesini sorayım. Yayının başında da tarif ettim hocam. Şimdi Gazze meselesi patlıyor. Haberciler olarak yayın oraya yıkılıyor. Siyasetin değişim gündemi, adaylar meselesi gün yüzüne çıkıyor. Oraya dönüyoruz. Yargı hiç dinmeyen başlıkları var. Bir dönem Ali Yerlikaya göreve gelir gelmez yaptığı operasyonlar. Derken yaşadığımız mesleki zorluklar gündem bitmiyor hakikaten ülkede. Öyle olunca arada bir dönmek durumunda kalıyoruz bazen dolar kuruna. Her döndüğümüzde yeni bir dip seviye. Her döndüğümüzde yeni bir dip seviye. 28-48 bandında, 28-50 yolunda dolar karşısında erimeye devam eden bir Türk lirası var. Euro karşısında 30-41, 30-45 seviyeleri arasında gelen bir Türk lirası var. Bu nereye gidecek böyle? Merkez Bankası tahminlerini yeniden revize edip güncellemek durumunda mı kalacak? Şimdi şunu hatırlayalım. Haziran ayında, yani 1 Haziran'la 1 Temmuz arasında baktığınızda dolar kuru 20'den 26 liraya çıkmıştı. Yani %30 artış oldu bir ay içinde. İzleyen aylarda Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, şimdi Kasım'ın ortasına geldi. Yani 4,5 ayda sadece 2,5 liralık bir artış oldu. Yani 6 liralık artış sadece Haziran ayında olmuş. %30 artış orada geldi. Dolayısıyla dolardaki ya da dövizdeki artış gemlenmiş vaziyette, frenlenmiş, sınırlanmış, üstten bastırılıyor. Nasıl yapılıyor? İşte yaz ayları döviz girişi vesaire diyebilirsiniz ama onun ötesinde Merkez Bankası arka kapıdan sürekli döviz satmaya devam etti. Yani önceki şeyin Merkez Bankası, şimdi Nebati Kavcıoğlu ikilisinin yaptığını bunlar da daha yumuşak biçimde sürdürdüler. Yani aman seçim öncesinde bir döviz şoku algısı yaratmayalım. Çünkü millet en çok buna hassas diye. Ama açıkladıkları bir orta vadeli program var. 2024'te işte 36 lirayı bulacak ve ortalama dolar kurundan bahsediyoruz. Eğer ortalaması oysa bunun yukarı gitmesi öngörülüyor demektir. Yani 28 lirada yani şu an kalıyor. Yıl sonu 30 lira tahmini yapılabilir. Tabii. Ama daha sonra daha hızlanacağı, özellikle seçimden sonra biraz daha hızlanacağı bir dönem yaşanabilir. Eğer ortalaması 36 ise onun hızlanması gerekiyor. Herhalde seçime kadar baskılayacaklar. Sonra onu epey bir serbest bırakacaklar gözüküyor. Yani sonuçta dolar AKP döneminde, Nebati döneminde diyelim hani kolaylaştırmak açısından çok baskılanmıştı 20 lirayı aman geçmesin diye. Şimdi o baskıyı Haziran'da gevşettiler, sonra yeniden bir baskı kurdular. Bu baskın yeniden seçimden sonra kalkacağı bir dönem yaşayacağız. Hızlanacak yani. Bunun Hızlanacak hızlanmasının enflasyon. nedeni de şu Buyurun, buyurun Can hocam. Bey. Yani şu, yani bir kere geçişkenlik çift yönlü. Yani sadece kur artışları enflasyona neden olmuyor. Enflasyondaki artış da kurları arttırıyor. Çünkü enflasyondaki artış ne demek? Yerli paranın satın alma gücü geriliyor demektir. Yerli para değer kaybediyor demektir. Yani siz enflasyon %75 diyorsanız Mayıs'ta bu demektir ki Türk lirası satın alma gücü sürekli gerileyecek. Ama sadece mal ve hizmetlere karşı gerilemiyor. Kur da döviz kuru da bir şeydir, bir fiyattır. O fiyat, o bir malın fiyatıdır diye düşünün. Ona karşı da değer kaybedecek. Dolayısıyla enflasyondaki bir hızlı bir yükseliş Türk lirasının değer kaybı, yani dövizin yukarı doğru gitmesinin ilave bir nedeni olacak. Teşekkür ediyorum Oğuz Hocam. Yine aynı dilekle bitireyim. Daha iyi ihtimalleri konuştuğumuz günlerde biz sorularımızı sizler de analizlerinizi ortaya koymanız dileğiyle. Sağ olun. Türk lirasının gidişatı, emekliye verilen sözler hepsini konuştuk. Şimdi geldik efendim.